Merhaba arkadaşlar. Bugün Dozinetti olması lazım. Donizetti markalı kalimbam geldi. 17 tuşlu. Şu an masada olduğu için böyle ses çıkıyor. Kutu içinden şöyle yeşil, galiba üzerine bir şey yazmalık bir şey çıktı. Aynısının turuncusu da var. Burada üzerine yapıştırmalık nota ve sayılarla var ama kendi üzerine zaten yazıyorlar. Üzerinde köpük varlık olması için. Şöyle bir tanıtım kağıdı çıktı. Çok işlevsel değil. Şöyle bir bez çanta çıktı. Bence çok güzel. Çantamın içinde şu köpükleri de üstüne ve altına koyarsan taşırken çok iyi olur. İşe yarar yani. Çekiç geldi akorta yapmak için. Muzlu olmaz zaten. Şimdi sadece şu CEG'yi, CEG'yi akort ettim. Tek elle zor oluyor. Akort etmek biraz zor arkadaşlar. Akortu düşürmek için yukarıdan aşağıya doğru vuracaksınız. Akortu yükseltmek için de aşağıdan yukarıya vuracaksınız. Böyle. Ben şimdi bir komple akort edeyim, bir deneme yaparım. Şöyle gördüğünüz gibi. Kalimbamız öyle. Merhaba, şu an telefonumdan akort aletini kullandığım için bilgisayarın 15 yıllık kamerasını kullanıyorum. Kusura bakmayın. Size akort etmeyi göstermeye çalışacağım. Şimdi mesela burada E tuşu var. C tuşunu mu yapalım? C tuşu var, evet. C tuşumuz şu anda G notasında. Bu sesin çıkması lazım. Ama bu çıkıyor. Şimdi ne kadar görebiliyorsunuz bakalım. Bakın. Elim burada ya, sonra buraya çıkıyor. Bakın fark bu kadar yani. Ben bunların hepsini teker teker aşağı indirdim. Sonra ince ayarla notasını yaptım. Neredeyse hepsini. Şurada birkaç tane daha var. Şimdi gösteriyorum nasıl yaptığımı. Çekicin altından tutuyorum böyle şu şekilde. Sonra bakın böyle geliyorum. Tamam, şu an bakın göstereceğim size. Yeşil oluyor, görüyor musunuz? Bakın. Başka şeylere bastım şimdi. Akort ederken çekişle sürekli vurduğum için bunlar yamuluyordu arkadaşlar. Mesela göstereyim nasıl yapabilirim. Mesela şu şöyle olmuştu. Sonra bunu elimle yine düzeltmiştim. Orta hale getirmiştim. Sadece o değil. Neredeyse hepsi o şekilde olmuştu. Bazılarını yapmak daha zor oluyordu. O yüzden çekişle şöyle, bakın şöyle arasına girip şöyle itip ya da şu tarafa itiyordum. O zaman pozisyonu düzeltebiliyordum. Aralarında boşluk olmasına önem verin tuşların. Yoksa sesleri bozuk çıkar. Benimkilerin arasında sanırım boşluk yok. Biraz inceledim. Kalimba'yı 150 TL'ye aldım. Tahtası normal, gerçek şey. Ağaçtan kesilmiş gibi yani. Gerçek tahta gibi. Talaş falan değil yani. Yani boyut olarak biraz küçük, onu söyleyebilirim. Yani benim bakın ellerimden daha küçük yani. Biraz daha büyük olsa çalmak çok daha rahat olabilirdi. Yani başlangıç için iyi olabilir. Eğer bunu beğenip daha ilerletmek istiyorsanız çalmanızı, daha fazla para verip daha iyi bir şey almanızı öneriyorum ama yani böyle arada bir elinize alıp işte ses çıkarmak için falan alacaksınız, bunu alın. Ha, ilerletmek için de bence bu kullanılabilir. Ben aynı zamanda gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum yani müzikle ilgim var. Ve bence buna da ilerlenilebilir yani, gayet güzel. Bence çok güzel bir enstrüman ve öğrenmesi de çalışırsanız öğrenebilirsiniz, gayet güzel. Umarım size yardımcı olabilmişimdir.
Az çok böyle, umarım beğenmişsinizdir.